unutmak mı dediniz? İşte size hatıralardan çıkmayacak bir unutulmuş. Ona İsrail'de Mescid-i Aksa'da rastladım. Mevki Kudüs, mekan Mescid-i Aksa, tarih 21 Mayıs 1972, Cuma. Onu merdivenin başında gördüm. 2 metreye yakın bir boy, iskeletleşmiş vücudu üzerinde bir garip bir giysi, palto, yoyo, kaput, pardüsü veya kaftan. Değil, öyle bir şey işte. Başındaki kalpak mı, takke mi, fes mi? Hiçbirisi değil. Oraya, dimdik dikilmiş. Yüzüne baktım da ürktüm. Hasadı yeni kaldırılmış kıraç toprak gibi. Yüz binlerce çizgi, kırışık ve kavruk bir deri kalıntısı. Yanımdaki rehberime sordum. Kim bu adam dedim. O mu sikti? Bilmem diye cevap verdi. Bir meczup işte. Ben bildim bileli yıllardır burada dururmuş çakılı gibi. Hala da duruyor ya. Kimseye bir şey sormaz, kimseye bakmaz, kimseyi de görmez. Nasıl, neden, niçin hala bilmiyorum. Yanına vardım. Türkçe, selamünaleyküm baba dedim. Torbalanmış göz kapaklarının ardından sütürelenmiş gibi jiletle çizilmişçesine donuk gözlerini araladı, yüzü gerildi. Bana bizim o canım Anadolu Türkçemizle cevap verdi. Aleyküm selam oğul. Dona kaldım. Ellerine sarıldım öptüm. Kimsin sen baba dedim. Anlattı ki ben de size anlatacağım ama evvela biliniz. O canım devlet çökerken biz Kudüs'ü 401 yıl 3 ay 6 günlük bir hakimiyetten sonra bırakırız. Günlerden 9 Aralık 1917 Pazar günüdür. Tutmaya imkan yok. Ordu bozulmuş çekiliyor, devlet zevalin kapısında. İngiliz girinceye kadar geçen zaman içinde yağmalanmasın diye oraya bir artçı bölük bırakırız. Adet odur ki kenti zapt eden galip, asayiş görevi yapan yenik ordu askerlerine esir muamelesi yapmaz. Anlattı dedim ya, gerisini tamamlayayım. Ben dedi, Kudüs'ü kaybettiğimiz gün buraya bırakılan artçı bölüğünden. Sustu. Sonra elindeki silahın namlusuna sürdüğü fişekleri ateşler gibi zımbaladı. Ben o gün buraya bırakılmış 20. Kolordu 36. Tabur 8. Bölük 11. Ağır Makinalı Tüfek Takım Komutanı Onbaşı Hasan'ım. Ya Rabbi, baktım bir minare şerefesi gibi gergin omuzlar üzerindeki başı öpülesi sancak gibiydi. Ellerine bir kere daha uzandım. Gürler gibi mırıldandı. Sana bir emanetim var oğul. Nice yıldır saklarım, emaneti yerine teslim eden mi? Elbette dedim, buyur hele. Konuştu. Memleketi avdetinde yolun Tokat sancağına düşerse, git burayı bana emanet eden kumandanın kol ağası Musa Efendi'yi bul. Ellerinden benim için öp, ona de ki... Sonra kumandan olduğu takımın makinalısı gibi gürledi. Ona de ki, gönül komasın. 11. Makinalı Takım Komutanı Iğdırlı Onbaşı Hasan o günden bu yana bıraktığın yerde nöbetinin başındadır. Tekmilim tamamdır kumandanım dedi dersin. Sonra yine dinginleşti. Taş kesildi. Bir kez daha baktım. Kapalı gözleri ardından binlerce yıllık peygamber ocağı ordumuzun serhat nöbetçisi gibiydi. Ufukları gözlüyordu. Nöbetinin başındaydı. Tam 57 yıl kendisini unutuşumuzdaki nadanlığımıza rağmen devletine küsmemişti. Çanakkale şehitleriyle ne ilgisi mi var? Düşünün, bulacaksınız.